benzin'e 1 lira 5 kuruşta motorine gelecek zam nedeniyle bakın yeni gelen görüntü vatandaşların benzin istasyonlarına akın ettiğinden bahsediyorduk. E, CHP'li Ozkan salıcının çektiği ve paylaştığı görüntülere bakın bir de hiç bu kadar şeyini görmedim ben e, uzun bir kuyruk denk gelmedim en azından görüntülerde son dönemde bakar mısınız ne kadar uzun benzin istasyonu arkadaşlar biliyor muyuz neresi olduğunu? Bilmiyoruz peki. Neresi olduğunu söyleyemiyoruz şu anda ama nasıl? Hmm, muğla olabilirmiş. Bilemiyorum. Tabii karanlık, plakaları da göremiyoruz. Şimdi ee, kaç kilometredir acaba? Ne kadardır bu kuyruk? Bilmiyorum ama bayağı kilometreyi bulan bir kuyruk bu, değil mi? Yani Öyle bayağı uzun. Uzun diyelim. Bir de kuyruk tek sıra değil. İki sıra düşün. İki sıra. İki sıra belki üç sıra içeri doğru. Evet. Yani, yani hep kendilerinden önceki döneme kuyruklar dönemi filan işte yok şöyle kriz böyle kriz işte CHP'de evet. zamanında bilmiyor musunuz yağ kuyrukları vardı işte bu da bir şekilde bir biçimde evet. yağ kuyruğu. Yani şimdi esas bence şu bu kuyrukların nedeni ne? Bu kuyruktaki bu kuyrukların nedeni temel nedeni şu var olan ekonomi yönetimini olan güvensizlik. Birincisi bu. Bu ne demek? Niye güvensizlik var? Çünkü e, Eylül ayından beri Türkiye'de ekonomi yönetimi iyice e, yoldan çıktı. Hı hı. E, üst üste faiz indirimleri, faiz indirimlerine başlamadan önce Türkiye'de doların kuru, dolar kuru, yani Amerikan <laughs> doları, Türk lirası kuru 8.31'di. 8.31. Nereye çıktı bu? Şimdi 16.60 mu Hakan? Evet. 16.60 16. ise Türk lirası yani Amerikan doları Türk lirası karşısında %100 değer kazan demek. Yüzde %100 değer kazandı hmm. demek. 1 Eylül 17 Aralık. Kaç ay var arada? İşte 4 ayda 4 geldiğimiz ay. nokta burası. 3 Şimdi 3 bu 3, 3, 3, 3. Eylül ekim Kasım. Türk lirasının değeri yarıya indi. 4 ay, ay bile. Geldiği yer burası. Şimdi başka bir ülkede bu kadar büyük bir devalü bu büyük bir devalüasyon. Bunun adını koyalım. Bu bir devalüasyon. Yani sen bunu kurun sabit olmadığı zaman dalgalı olunca bu devalüasyon olmuyor mu? Babalar gibi devalüasyon oluyor. İnsanların bu kadar sıkıntıya girmesinin nedeni ne? Kimi tuvalet kağıdı paylaşıyor, hmm. kimi efendime söyleyeyim işte yağ bir sürü yağ paylaşıyor. Bir sürü farklı şey paylaşıyor. Az önce anlattım kuru yemişçi. Yani kuru yemişçiye bu ay Kasım'ın 15'inden beri 3 defa girdim. 3 farklı fiyatla karşılaştım. Bu arada dal grafiklerde dalga gördün mü sen hiç? Ben yukarı giden bir çizgi görüyorum. Dalgalı, roketli böyle. kur sürekli, sistemi, sürekli, dalgalı kur diyorlar sürekli ama sürekli zirve, sürekli zirve. Bu ay, bu ayı biz 13 ile başladık. 13, 14, 15, 16, belki 17, belki 18 göreceğiz. Her gün 1 lira değer kaybediyor. 1900 Kasım ayına da 9 ile başlamıştık zaten. Ya 9 ile başlamıştık. başlamıştık. Ee, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zaman 1923'te dolar kuru karşısında Türk lirası, yani dolar kuru Türk lirası değeri 1,3 filan. Yani bir Amerikan doları 1,3 Türk lirası. Tamam 80 mı? kuruş olduğu dönem de var. Ee, dola... şuraya geleceğim. 1970'e geliniyor. 47 sene sonra 15 liraya geliyor. 47 sene sonra. 2006'da biz değil mi? 6-0 attık. 1 liraya geldik. Yani 1 liraya indirdik 1 milyon lirayı. O zamanki dolar kuru neydi? İşte bu öyle. 1.5, 1.6, 1.4 falan. O 1.4 oralardaydı. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Yani bir anda işte Gezi'de 2.5, 3'leri gördük. Geldiğimiz nokta şimdi bu sene şey gitmeden önce Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal gitmeden önce 6.80'i görmüş kur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya böyle bir şey olur mu? Yani normal demokratik bir ülkede böyle bir şey olursa olacak şey bellidir. Sandık gelir. Çünkü anlaşılan o ki ne yabancısı ne yerlisi bu ekonomik yönetime güvenmiyor. Bugün Türk borsası, Borsa İstanbul %8,52 değer kaybetti. İki defa devreleri kapattılar. Yani en son 3'ü 20 geçe başladı galiba. 6'yı 10 geçe kapandığında kapalıydı. Yani buçuk saat hiçbir şey yapılmadı. işlem yapılmadı. Neden? Çünkü düşüyor. Yani düşüyor. Engellemek gerekiyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de BDDK ve bankalar aracılığıyla mevduat sahiplerinin yani parasını almış tamamını ya da bir kısmını dövize yatırmış insanlarla ilgili inceleme başlatmak gibi fikirler düşünceler geçiyor. Bunların talimatları veriliyor. Ya, yani ben de sanmıyorum. Ya bu Ama sermaye, BDDK'dan geldi şeyleri... mi bu açıklama? Yok. E, diyor ki kredi veriyorsunuz. Verdiğiniz kredinin diyor de tüm biraz kredinin dövize e, yatırılmasını engelleyin diyor. Nasıl engellemesi geleceği bunu? Ama, ama... Ya bir kayda geçiyor herhalde. Bankadan alınıp satılınca o kayıtta görünecek. Bankada geçiyor. Bankadan yani bankadan alırsam senin aldığın görülür. Değiştirilebilir <laughs> numaralarını başka bir Artık alıp maket <laughs> alır. Hayır hani bu BDDK tarafından böyle bir talimat gitti. Ya bu saçmalık. Maket Ne Politika faizi yanlış yap. yanlış 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 bunun nedeni bu. Yani şu anda ilk bölümde konuştuk. Devlet %22'den borçlanırken %14'ten para alıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani %14 diyorsun sen politika faizini %22'den devlet tahvilini kır, şey yapıyorsun satıyorsun. Böyle bir şey Olamaz yani akıllara zarar. Bu bütün kaynakların Türkiye'nin yerli, milli, ulusal kaynaklarının heba edilmesi. Şimdi Borsa İstanbul orada dünyaca ünlü yani büyüklüğü şu andaki kalitesi, kantitesi çok kuvvetli olan Türk şirketleri var. Yatırım yapmıyorlar. Türk bankalarına yatırım yapmıyorlar. Türk bankaları değer kaybetti. Bunların hepsi bir çok önemli bir kısmı kendi ulusal varlıklarımız. Kendi ulusal varlıklarımızı bu politika faizini bu kadar hareketli bir şekilde aşağı hızlı bir şekilde aşağı indirerek kendi varlıklarımıza, kendi değerlerimize ihanet ediyoruz. Yapılan şey tam da budur. Yani çocuklarımızın geleceğinden maalesef maalesef çalıyoruz onları borçlandırıyoruz az önce örneklerini verdin Seka'nın durumu. Seka'nın Seka grevinde ben vardım. ENTV'de çalışıyordum. Seka grevini Kocaeli'nde, İzmit'te takip ettim. Orada sendikayı bir şekilde son gece gece e, Seka'da dileneceklerdi. Araya birileri girdi ve direnişten vazgeçildi. O direnişten vazgeçilmenin vazgeçilmesinin bedelini o işçilerle sonra karşılaştım. Dedi ki konuşuyorduk orada eylem sırasında işte ya şöyle yapacağız böyle yapacağız filan. Hükümetin baskısı direnecek miyiz direneceğiz filan. Sonra konuştuk ya bize şunu verdiler işte şu ne derler hakları verdiler biz buna vazgeçtik dediler. Sonra yıllar sonra karşılaştığında siz haklıydınız dediler. O, o işçi arkadaşlar dediler. Bir not paylaşayım iki not daha doğrusu. Öncelikle şu anda ekranda gördüğünüz bu kuyruk İstasyon, benzin istasyonu kuyruğu İzmir Bayraklı'danmış. Bu bir. İkincisi neden bu kuyruk bu kadar uzun? Çünkü e, böyle şeyde de düzeltme yapmış olacağım. Çünkü 65 kuruş dedik. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere e, litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş. Benzinde 69 kuruş. Otogazda 70 kuruş zamlandı. Bu yüzden zamlan öncesinde yani gece önce gidip Deposun doldurmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk. Şimdi bu arada iş dünyası ne diyor? Bir de ona bakalım isterseniz. Yani iş, iş dünyası ne Hı? diyor? Bugün önce İstanbul Sanayi Odası Başkanı, sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği evet. Başkanı konuştu. Son dönemlerde konuşmaya başlamışlardı. Nihayet yani, mi demek lazım acaba? Yani şöyle iş dünyası bakıyor. Yani iş dünyasının iktidarla ilişkisinin dikkatli olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Gazeteciler kadar değiller onlar ama demek ki onların da artık canları yanıyor. Evet. Onların da nasırlarına basılıyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Önce Hisarcıklıoğlu'nun tweeti geldi. Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz diyor. Bugün bugün artık böyle uçurumun kenarına gelmiş hatta yani düşmek üzere olduğumuz noktada Erdal Bahçıvan Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarının piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz diyor Merkez Bankası'nın müdahalesiyle ilgili. Bu da yeni geldi en sıcağı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD'a da çağrı yapmıştı. Telefonda görüşmüşlerdi ve Simon Kastoski Tüsiyat Başkanı diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu cevap veriyor ona. Tüsiyat bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak telefonda da belirtti. Dediğim gibi ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyla paylaşmaktadır. Paylaşmaya devam edecektir. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığını söylemişti. E dedi ki ülke yangın yeri artık e, herkes konuşmalı seçim istiyoruz. Herkes konuşmalı artık herkes demişti. İşte buna binaen de böyle bir yanıt veriyor Simon Kastoski Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi tamam bir ses çıkıyor, tamam şimdi bugün konuşuluyor ama bugün konuşulmuş olması ama bugüne kadar alkış tutulmuş olması, susulmuş olması bunun üzerinde durmayalım mı, bunu konuşmayalım mı, biraz geç olmadı diye sormayalım mı? Ne dersiniz? Yani evet. e, bugün e, şöyle, e, Sayın Isarcıklıoğlu en son e, bu faizle ilgili e, çıkışa, nasıl çıkışına bile hı hı. dedi ki... E, ya İslami finansı düşünmeliyiz yanıtını verdi. Ya kendisi bugüne kadar İslami finansla ne kadar ilgilendi bilmiyorum ama